Evet, o sensin. Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir korku oyununa da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oynayacağımız korku oyunu Incantation olacak. Oyunda gizli bir tarikat tarafından ele geçirilmiş bir kasabada kaybolan kızını arayan bir anneyi oynuyor olacağız. Bu arada bu oyun bir korku filminden uyarlamaymış. Yani Incantation adlı bir korku filmi de varmış. Ben izlediğimi hatırlayamadım ama oyundan sonra bakıyor olacağım. Bakmak isteyen varsa bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olayım. Incantation'a hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim. Kaybolan kızımız bu mu? Bebekliği herhalde. Şuna bakar mısınız? Ne kadar da tatlı. Aha, uyudu. Bunny Bun, sen uyurken seni güvende tutacak. Annen seni çok seviyor. Annen seni sonsuza kadar seviyor olacak. Acaba neler oldu? Demek bu senin kızın. Gerçekten çok güzelmiş. 6 yıldır kayıp ha? Onu bayağı özlüyor olmasın. 6 yıl mı? Mektupta kızının Çen kasabasında olduğunu söylüyorlar değil mi? Ama kimin gönderdiğini bilmiyorsun mektubu. Belki biri seninle dalga geçiyor. Bu kadar yolu gelip onu bulamazsan... Hayır, bunu söyleme. Biliyorum, biliyorum, bulacağım. Tabii ki, tabii ki bulacaksın. Dikkat. Destek ekip. Tüm ekipler. Telsizde bir ama cızırtı vardı. Tam duyulmadı. Ne kadar kaldı? Birkaç dakika kaldı. Tekrar diyorum. İki tane ceset dağın kenarında ama tam anlaşılmıyor. Aha, bir adam vardı orada. Oraya gittiğiniz zaman konuşma kısmını bana bırak. Çok teşekkür ediyorum size ayrıca. Bahsi bile olmaz. Benim de kızım var. Çocuklarımız için her şeyi yapmalıyız. Değil mi? Eğer Mia'yı bulursam, eğer onu bulursam... Aha, bir adam vardı, bir yeri gösteriyordu. Bu aynı adam değil mi? Bir şey. Aha. Sağlam kaza yaptım. Kırık çıkık yok. Polis yok. Telefon kırılmış. Oo, kontrol bizde. Bir bakalım şöyle. Mia'nın resmi. Mia kaybolalı 6 yıl oluyor. Bu resmi her gördüğüm zaman onu çok özlüyorum. Diyor, okey. Çıkalım bakalım. Nitaima! Memur Will, neredesin? Adam ne oldu, uçtu mu? Gerçi cam kırılmamış ama. Evet. Burada bir şey var sanki. Ay, lastiğin orada bir heykel var. Görüyor musunuz? Bu ne? Tudi Gong heykeli. Bu heykele genelde yakınlardaki tapınaklarda taparlarmış. Nedense bu heykel yol kenarında kalmış. Böylesine değerli bir dini heykeli neden öyle yol kenarına atmışlar? Acaba neden? Grafikler gayet hoş. Ne kadar zamandır acaba kendimde değilim?
Bu yol kapalı zaten. Ne diyor? Özel mülk. Lütfen girmeyiniz. Okuyur, okumaz direkt şey değil mi? İlk adımı atma. Aha, Will orada. Adam nereye gidiyor? Belki yardım bulmaya gidiyordur. Aha. Bir dakika. Ben burada yalnız değilim. Çalıların arasından sesler geliyor. Wake up. Aha. Doja. Bekle. Beni duymuyor mu? Ya da o memur Will değil mi? İyice ormanın içine çekti bizi kimse yalnız ha. Orada bir heykel daha var. Ne oluyor oğlum? Bir yerlere geldik bakalım. Burada bir kulübe var. Yani burası bir herhalde adak masası gibi bir şey bu. Değil mi? Adaklar adanmış, meyveler falan. Şu başı saymazsak barışçıl bir adak alanı diyeceğim ama. Dur bakalım. Bu kasaba niye inanıyor daha bilmiyoruz. Ya bu Will mi gerçekten? Ayi, ni hao. Merhabalar. Hey, merhabalar. Wo gan jia hai gu wan le mo kua gui li ne. Burada uzun zamandır yaşıyorum. Ve seni gördüğümü hatırlayamadım. Dağın bu kısmında neler yapıyorsun? Bir kızın tek başına kalması için tehlikeli bir yer. Birine bakıyordum. Hiç burada bir polis gördünüz mü? Gelince yürüyen. Hayır. Sanırım görmedim. Aşağı doğru yürümüş olabilir belki. Ben burada biraz yabancıyım. Size birkaç şey sorabilir miyim acaba? Benimle gelebilir misiniz? Yok çok özür dilerim. Burada oğlumu beklemek zorundayım. Yakında gelecek. Benimle dağın aşağılarında yaşamaya gelecek. Demek ki siz burada büyüdünüz. Hayatımın yarısı burada geçti. Ama oğlum artık zamanın geldiğini söylüyor. İlerleyen yaşım olduğu için şehre yakın bir yerde yaşasam iyi olur. Sadece şu ileriye yürüsem olur mu? Evet, dümdüz git. Bence aradığın kişiyi buluyor olursun. Kendine dikkat et. Bir dakika. Hani bu kadın bir garip. Kadın oğlunu bekliyormuş. Yani biz rica ettik. Ben buralara yabancıyım. Yani aşağı doğru git diyorsun ama benimle gelir misin bir göstersen falan diye bir yardım rica ettik ama gelemem dedi. Çünkü oğlum beni dağın aşağı tarafına götüreceğini söyledi. Onu bekliyorum dedi. Benim için zaman doldu dedi. Ne demek istedi tam anlamadım. Ve şu an dua ediyor galiba. Çok kurcalamayalım. Biz şöyle dümdüz gidelim. Yine o heykel var. Şimdi şurada bir kulübemsi bir yer var. Bir adak falan göremedim. Bu heykeli adanmış. Sanki ama bir şeyler var ya. Kağıtlar falan. Bu
kulübe boş. Abi dümdüz gideceksin dedik de. Yol dümdüz değil gibi. Şuradan mı? Burada bir yer var. Bu arada oyun Tayvan yapımı arkadaşlar. Biliyorsunuz sıkıntı oluyor bu Japon, Tayvan. Hint yapımları da biraz öyle. Değişik korku öğeleriyle karşılaşabiliriz. Bakalım bir yere giriş yaptık. Bir dakika ya, bir anda hava mı karardı yoksa orman mı gürleşti? Galiba orman gürleşti. Şimdi özel mülk yazıyor yine. Girmeyiniz. Aa, başka çarem yok. Yol burada bitiyor. Gireceğiz. Zaten bize bir mektup gönderilmiş. Kızım bu kasabada demiş. Zaten gireceğim yani. Kaçış yok. Buraya böyle atkılar falan asılmış gibi. Kravatlar. Ha, burada büyük bir yer var. Acaba içeri mi girdi? İçeri girip baksam iyi olacak. Bu ne böyle? Hadi bakalım. Sarı talismanmış bu. Üzerinde kanla yazılmış bir büyü varmış arkadaşlar. Bu normal mi buralarda bilmiyorum ama normalse. Merhabalar, kimse var mı acaba? Abi işte bak, bu sıkıntı. Adam sana ne yapsa şu an haklı yani. Çünkü özel mülküne giriş yapıyoruz. Ha, kapı da kapandı. Ya hırsız diye bizi bu, ne bileyim, zarar vermeye kalksa kurtuluşumuz yok. Oo, kapı arkamızdan kilitlendi bir. Şuradaki kapı kendiliğinden açıldı iki. Şurası nereye gidiyor? Yukarı çıkıyor ama önce şu açılan kapıya bir bakalım. Burada neler var? Broşürler falan. Önce bir hoş geldin diyeceklerdi galiba ama şimdi yüzümüze kapattılar kapıyı. Ve kapı kilitli. Bu kapıyı açmak için anahtara ihtiyacım var. Şurada bir yazı var. Yere düşmüş bir vantilatör. Televizyon açık. Kupa var. Boş bir kuş kafesi. Özensiz bir yaşantı seziyorum burada. Evet, bakalım ne yazıyormuş. Doğum sertifikası. Masanın üzerinde bir hastane tarafından veyahut da klinik tarafından hazırlanmış ve garip bir şekilde hazırlanmış bir doğum sertifikası varmış. Çocuğun ismi Gao Ming Yang'miş. Erkek bu çocuk. Annesinin evlenmeden önceki soyadı Lai Hui Yu'ymuş. Babasının adı Gao Ting Xiang. Doğum tarihi 2014. Doğduğu yer Nao Ten Tal Obi Jin. Doktorun adı Zhang Zhen Yuan.
Bu bilgi niye gerekli bilmiyorum ama okumak istedim. Çünkü buradaki tek okunabilir, etkileşime girilebilir nesne buydu. Burada anahtar falan bulamadık değil mi? Biz bulamadık. Buradan içeri baktığımda bir şey görebiliyor muyum? Bir garaj görüyorum, bir de araba var. Işık da yanıp sönüyor. Bir şey oldu. Pardon, orada kimse var mı? Evinizde gizlice girdiğim için özür dilerim. Bu odada iyi şeyler sezmiyorum arkadaşlar. Çocuk odası gibi. Beşik var. Resimde bir aile görüyorum. Çocuk tutuyorlar ama kadının yüzü karartılmış gibi. Duvarda bir çocuğun çizdiği resim var. El ele tutuşmuş insanlar. Mutlu. Bahçede gülüyorlar. Tamam. Şimdi şunu gördüğüm an çığlık çığlığa kaçardım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani şu an yorganın üstünde kan lekesi var. Bir de sürüsüyle diş var. Bunlar büyük ihtimalle sökülmüş. Kendi isteğiyle sökülse de psikopatça, birisi söktüyse zaten o daha psikopatça ve daha tehlikeli. Sanki kendi isteğiyle sökülmüş gibi duruyor ama. Yine bir not var. Çocuğa mektup. Babası yazmış bu mektubu. Dağın aşağısında yaşayan oğluna yazmış. Mektup tamamlanmış ve gönderilmeye hazırmış ama hiçbir zaman gönderilememiş. Sevgili Aş, doğum günün için gelemediğimden dolayı senden özür dilerim. Çok meşguldüm. Çok üzüldüğünü biliyorum. Güven bana. Gelebilseydim mutlaka gelirdim. Bana robot oyuncak istediğini söylemiştin. İşim bittiği zaman birlikte gider. Bu hediyeyi sana alırız. Oradan da eğlence parkına gider. Ve o sevdiğin kızarmış tavuğu yeriz. Sevgiler baban. Okey. Olabilir. Rüzgardan düştü değil mi oyuncak? Sevdiğimiz oyun tarzına benziyor arkadaşlar. Hazır olun. Yine bir... Aa, biri var orada. Tapınak tarzı bir yere geldik. İnşallah bizi iyi karşılar bu adam. Efendim? Sizi böyle rahatsız ettiğim için çok özür dilerim. Ama yolda bir kaza geçirdik. Hayır, dur lütfen. Lütfen hayatımı bağışla. Lütfen bağışla. Sadece size yönü soracaktım. Oğlum niye böyle oldu? Beni bağışla dedi. Beni birine mi benzetti? Argalar da yani. Dur, kaçın bakayım. Dur bak kardeşim. Ben sana bir şey yapmak için gelmedim. Oğlum adam şoka girdi. Bir not vardı dua ederken altında. AJ, anneni alıp hemen git buradan. Kapıları kilitledim ve anahtarı, bir ödül varmış herhalde, onun içine saklamış. Baba lütfen beni affet. O kapıyı hiçbir şekilde açmamalısın. Hiçbir şekilde. Allah Allah.
Ödül neymiş? Ödül bu mu? Oo. Bu ne? Çürümüş balık kafası ve içinden solucanlar çıkıyormuş. Ulan başka adak mı bulamadın ya? Ne yaptınız oğlum? Kapıyı mı açtınız? Çürümüş o şeyler, elmalar. Ödül nerede acaba? Ödül buluruz elbet. Buradan yol devam ediyor. Abicim bir sakinleş ya. Bir sakinleş. Bunun içinde bakamıyoruz değil mi? Ödül burada değil o zaman. Ödül bir kupa vardı. Olmasın? Aşağıda bir kupa vardı değil mi? Ödül dediği odur herhalde. Bak şu. Bunun içinde olması lazım. Evet ya. Oda anahtarı. Ama hangi odayı açıyor acaba? Zaten çok kilitli kapı yoktu. Bir tanesi bu. Burayı mı açıyormuş? Aynen burayı açıyormuş. Ooo. Oha yaşıyor lan adam. O ne öyle ya, üstünde dualar. Dualar yazılmış ya da dövmesi. Efendim iyi misiniz? O ne ya, bir şeyler yemiş adamı zaten. Efendim iyi misiniz? Lan iyiliği mi var? Bak bu da saldırdı, bu korkmadı. Sakın kapıyı açma bana. Of ol git ya, manyak mısın? Kaçıyı açmasın dediğin bu muydu adama? Acaba ne yapmam gerek efendim? Lan adam ısırdı mı ya, hastalık bulaştırır mısın bize? Ne var etrafta? Etrafta bir şey var mı? Yani burası büyük ihtimalle bodrum katına iniyor. Buradan insem iyi olacak. Bence de. Şimdi çocuk bizden niye korktu? Bir de bu baba mıydı? Delirmiş herhalde adam. Bu ne? Oo, bir fener. Severiz. Ve hala çalışıyor. Mükemmel. Grafikler çok güzel değil mi arkadaşlar? Gayet hoş bence. Are. Lan çok tatlı değil mi? Baksanıza. Minnoş bir şey ya. Şu an herhalde bu oyundaki en masum karakter sensin dostum. Ve sizsiniz. Şimdi sutra daha iyi, bu da mother. Bu bir dua. Bunu okumaya gerek yok. Dua ya da büyü. Hılsın. Görünüşe göre burada bir şeye tapıyorlarmış ama o durumda neye tapıyorlar acaba? Oyun kayıt alanıymış arkadaşlar burası. Okey. Kaydetti zaten otomatik. Ben de kaydedeyim. Güzel. Demek ki bu alanlarda geldiğimiz yeri kaydedebiliyoruz. Yine bir tılsım var. Okey. Adamın ağlaması buraya kadar geliyor. Yani duyuyorum hala.
Dur bakalım nereden çıkacağız? Garajdan mı çıktık? Aynen öyle, garajdan çıktık. Evet, biz şuradan bakmıştık. Şuradan içeriye bakmıştık. Geldiğimiz yer burası. Şimdi ne var? Bir şey çalıştırdım ama. Burası daha temiz bir yere benziyor. Çünkü elemanlar girememiş gibi. Temiz haliyle kalmış. Buna basılıyor. Ona bir bakacağım ama. Önce şu şeye bakalım. Burada bir oda var gibiydi. Oraya bakalım. Eyvah. Aa, burada bir şey vardı. Elini gördüm. Nereye gitti o? Karnevan burası. Ne yapayım? Basayım mı şuna? Garaj kapısını açıyor bu. Tamam, bas. Tamam. Ne? Eyvah, geldi adam. Eyvah eyvah. Kapı da kapandı. Bir dakika. Eğil dedi ama nerede eğileceğim? Abi yakaladı değil mi? Evet, bu gerçekten sensin diyor. Çıkın! Çıkın dedim! Hadi kaç! Gerildim lan! Memur Will, beni niye duymuyorsun? Abi gidiyorum ya, manyakların içine düşürdü bizi. Oğlu da manyak, babası da. Biri Dark Side'a geçmiş, biri de hala ne olduğunu anlayamamış gibi. Bizi görünce çıldırdı. Yine o kadın mı? Yukarıda gördüğümüz. Galiba o. Oh, neden hala gelmedin? Beni buradan götürmen gerekiyor lütfen. Burada artık kalmak istemiyorum. Hanımefendi? Özür dilerim, sizi korkuttu mu? Hayır hayır hayır. Sen olduğunu anlamadım. Birine bakıyordun değil mi? Onu bulabildin mi? Evet. Ama onu ne zaman yakalasam bir şekilde kayboluyor. Hanımefendi? Efendim, iyi misiniz? Evet, iyiyim. İyiyim, gerçekten iyiyim. Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Eğer bura yakınlarda oturuyorsanız size yardımcı olabilir mi evinize gittiğiniz için? Yok, ben iyiyim. Burada bekleyeceğim. Oğlum yakında gelir. Tamam. Okeydir. Kendinize iyi bakın lütfen. Kadın oğlunu bekliyor ama... Buralar ne bu arada? Hani böyle dua etme yerleri mi? Bunlar ne, anlamadım. Onun gibi bir şey herhalde. Ya da mezar mı acaba? Çok çözemedim. Aha, biri geçti bu arada. O geçen neydi? Aa, bildiğin ruh geçti ha. Gördünüz değil mi yani? İnanılmaz. Amityville korku filmi vardı ya, hatırlarsınız onu. Ryan Reynolds'ın oynadı. İzleyenler bilir. Ondaki şey sensi aklıma geldi ya. Yeni bir eve taşınacak işte bir aile.
Evi bakmaya gidiyorlar. Emlakçı evi gösteriyor. İşte bir odayı gösterirken falan sağ taraftan böyle az önce gördüğümüz gibi bir hayalet geçiyor odadan odaya. Emlakçı görüyor. Hani geçenin ne olduğunu, gölgeyi falan görüyor. Şok oluyor falan. Ama söylemiyor yani elemanlara. Onun gibi bir saniyeydi direkt. Onu hatırladım yani. İlginç. Burası herhalde mezarlık diyelim. Evet. 好像有间小庙，空的。 Küçük bir tapınağa benziyor. 好像有间小庙，空的。 Ama boş. 아담 오르다. 아하, 과장. Çok korkuyorum. Ay, gene oraya geldik. Az önce sen oğlunu bekliyordun. Ne oldu? Ne saçmalık dönüyor? Abi kadın teleport oluyor sanki bir yerden biri. Abi hayalet işte, görmüyor musunuz arkadaşlar? Orada. Görüyorum şu an. Bir havaya karıştı. Eyvah eyvah. Loop'ta mı kaldık acaba? Bekle. Bekle diye biri seslendi. Kadın. Evet, o sensin. Aman yarabbim. Oğlumu bana geri ver diye saldırdı. Oğlum çok korktum lan. Kadına iyi duygular beslemiştim. Öyle bir kadın yokmuş değil mi? Hani oğlum beni dağın altına götürecek falan dedi. Esasında kadın ölmüş herhalde. Ya da Arap'ta kalmış. Abi yine o kadını görürsem... Of, çok manyak sahneydi ha. Gerçekten korktum. Bak yine bir şey yaşadık. Bir loop yaşadık. Şimdi yine aynı yere geldik. Kadın yok. Sandalyesi var ama yukarıda bir halat asılı. Kurtulması var. Abi o kadın gene çıkmasın ya. Yaşlı profiller korku oyunlarında çok sıkıntı oluyor. Bu neymiş? Kurban figürü. Tamam, yine bir heykelcik. Abi kadın gelmesin ya. Bekle diye bağırdı ya, çok sıkıntıydı ha. Buraya bir şey bırakacağız herhalde değil mi? Ha? Bu heykeli bırak bakayım ya. Belki loop'tan çıkarız. Oha, direkt arkasını döndü heykel. Çıktık mı loop'tan? Geri mi gitmem gerekiyor acaba? Dur bakayım. Eğer bu sefer de olursa geri gitmeyi deneyeceğim. Sanki çıktık loop'tan. Adak verdik. Evet, çıktık. Aa, kadın kendini asmış. Acaba önceden mi böyleydi yoksa? Değişik ve ürkütücü.
Evet. Yine o ev yoksa başka bir ev mi? Başka bir ev gibi. Fener'e bir şeyler oluyor. Silah milah bir şeyler bulsaydık ya. Yine birinin evine izinsizce giriyoruz. Birisi pet şişeleri toplamış, sıkıştırmış sanki, değil mi? Aynen öyle. Abi adam orada. Bizim polis memuru mu? Dur kaçma ya. Kaçma dur. Kaçtı gene ya. Mankenleri korku oyunlarında sevmeyiz. Anahtar. Oturma odasının anahtarı. Okey. Manken çocuk, manken anne. Ve bir resim. Aile resmi. Mankenlerle etrafı çevrilmiş bir garip bir adam görüyorum ve ağzı, ne derler onu? Ağzı yanaklarında mı? Unuttum şimdi. Güler bir şekilde el sallıyor. İki tane çocuk var, bir kadın, bir de adam. Manyak bir adam var demek ki burada. Ooo şifre. Ama bir tuş eksik diyor. Zaten şeyi de bilmiyoruz. Şifreyi bilmiyoruz. Bu ne? Toz alıcı. Üstünde bu toz alıcının diyor. Tüylerin çoğu dökülmüş ama iş görür diyor. Temizlik için. Diğeri mi temizleyeceğiz? Ne yapacağız? Çocuk da burada. Mankenler burada. Bir ses geldi oradan ama. Evet, bir kart vizit varmış. OB/GYN kliniği yazıyor. Neonatal Obstetrics and Jinekoloji. Şifre burada mı anlamadım. Çözeriz. Bayağı bir rakam var. Burada bir defter var. Saat 1 olmuş bu arada. Ha, video kasetler var. Telefon çalıyor. Şuradaydı değil mi telefon? Zaten ahizdesi açıkken çalıyordu telefon. Abi bir şey oluyor ya. Bir şey olacak belli. Paranormal bir şeyler dönüyor burada. Aa, harflerden biri burada. 5. Tamam, buluruz onu. Önce tuşu bulalım. Adam da burada. Yine aynı heykele tapılınıyor. Kağıdın üzerine aileyi koruması için yazılmış bir tılsım. Ailemi buraya getirdim. Onlar artık senin çocukların. Bize şefkatini bağışla. Sevgili Buda annemiz.
Abi bu mankenler yürüyor. Biri yukarı çıkıyor, sesini duyuyorum işte. Fener de gidip geldi. Manken bacağı. Birisi koparmış. Ofis gibi bir yer var, giriyorum buradan. Bir kaset var. Budist büyüsünün seslendirmesi varmış. Dosyalar var. Gizli bir kapı da. Diğer tarafta ne var acaba diyor. Bakacağım da. Bir not daha var. Anlaşılmayan kelimeler yazıyormuş. Ama üzerinde 73 yazdığını görebiliyormuşuz. Ben olsam 93 derdim ona. 73'müş. Bu da annemize nasıl saygısızlık yaparsın? Neden? 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 Öl, öl, öl diye yazılı. Belirli günler işaretlenmiş. Çok fazla rakam var. Abi buraya gelmiş. Bak elinde de o temizlik tüyü, ne deniyorsa ona. Aşağı inebiliyoruz. Bir inelim. Bu ne ya? Küçücük bir... Bu da sığınak gibi burası. Vallahi sığınak. Gizli bir yatak odası var. Aa, böyle oyuncaklar büyülü olur bak. Böyle oyuncaklar büyülü olur. Dur bunu çözeceğim bir dakika. Burada ne var? Ev sahibinin günlüğü. Ev sahibi kapıyı kilitledi aileyi korumak için. Ama garip olan, evin içinde hiç kimse yoktu. Günlük ikiye bölünmüş bir haldeydi. Diğer yarısı ise hala kayıp. Adam mankenleri ailem demiş çünkü. Kapı kilitli mi? Açıkmış ya. Haa, o eline makas almış ablamız. Çocuk kayıp. Mankenler dolaşıyor abi. Tamam. Onu anladık net. Şimdi bunu bir çözelim. Haa, tamam, o resimdeki şekil nasıldı o? Lütfen şimdi hemen bıçağı saplamana gerek yok. Henüz bir şey yok. İlerleme kaydedim. Resim gitmiş. Ulan resimde gösteriyordu ya. Dur bakayım. Ya hatırlarız, problem yok da. Ya buranın anahtarı da yokmuş. Bakmak istiyordum. Sen başka bir şey vermeyeceksin değil mi? Yok. Bir dakika. Şu logoyu arıyorum, logoyu. İşte burada. Oh oğlum, ona bakınca bir dakika bayılıyorum galiba. Yok, yakın durmamak lazım ona. Resmini çekeyim ben. Buradakiler çok, o insan dişi falan bağışlamışlar. Evet. Burası neydi? Buraya girmiş miydik? Hatırlayamadım. Gene hareketlendi mankenler. Dosyalar var. Kutular falan.
Bu da annesinin işaretiymiş. Nasıl? Nasıl yapıyor onu ya? Bir dakika. Şöyle. Şöyle. Şu parmaklar da birbirine mi değiyor? Şöyle bir şey. Abi. Bir dakika lütfen. Bir şey yok, tamam. İniyorum aşağı. Nasıldı şeklimiz? Hemen bakalım. Tamam. Şu en aşağıda, pardon. Bu zaten böyle olacak. Yukarıya gidecek, tamam. Bu bir yuvarlak olması lazım böyle. Yes. Bu herhalde. Yuvarla tamamladık. Tamam, easy. Rakamı da aldık. Tak hemen. 73 salladım. 15. Ulan ya, harikayım be. Abi mankenler. Oo. Bunlar benim peşimden gelecekler ha. Bir korktum ben. Bir korktum. Abi yine o adam ya. Mankenler halde düşünün. Oğlum manyak mı bu ya? Evet, bu sensin. Gerçekten sensin. Neler oluyor burada? Manyak mıdır nedir ya? Diğer manken burada. Mankenler. Çok sıkıntı bir sahne. Abi kafalar dönüp dönüp duruyor. Bu ne ya? Solucan mı o? Bu mankenleri biri burada yapıyormuş. Ama nasıl hayat bulmuş bunlar? Oyuncak bebeğin kalbi. Bu bir korku romanıymış. Oo, sıkıntı bir sahne geliyor. Onu duyabiliyorum. Onu duyabiliyorum. Öteki adam manyak. Ay, böcek. O nerede? Nerede? Onu sana sunuyor olacağım. Bizi kurban etmek istiyor herhalde. Bu da anneye. Onu seversin değil mi? Evet, biraz daha bekle. Sadece biraz daha. Ulan açmasaydım ya. Dur. Etrafa baksaydım. Çok erken davrandım. Hiçbir zaman kaçamayacaksın. O her şeyi görüyor. Her şeyi görüyor. Manyağa bak lan, öldü. Heyecanlansa fena olurmuş. Öldü lan adam. Hiçbir zaman kaçamayacaksın dedim. Ya kızımızı biz arıyorduk yani. Bizim o görev ne oldu? Millet daha ilk günden peşimize düştü.
Yine mankenler. Çok karanlık. Sakın ışıkları kapatmayın lütfen. Bir dakika. Işıkları kapatmayın diyor. Işıkları kapatırsak bunlar hareket mi ediyor? Dur lan orada adam. Officer Will. Sen misin o? Oğlum yakalayamıyorum o. Bak kapatırım ışıkları ha. Kapatıyorum ışıkları abi. Bana başka çare bırakmadın. Bir dakika. Işık. Kapıyı açmadan önce ışıkları kapat diyor. Turn off the light before opening the door. Yoksa şey gider diyor. Elektrik gider, tamam. Işıkları kapatacağız da. Bir. Kapandı mı? İki. Kapanıyor aynen. Bir tane daha lazım. Bir taneyi kapatmadık. Oh! Ne oldu? Dişlerim işleri döküldü. Bir dakika. Bir dakika anladım. En son kapıya yakın olanı kapatacağız. Bak hareket ediyor. Dur bakayım bir daha deneyelim. Evet. Tam çözememiş olabilirim. Herhalde çözdüm. Şimdi atacağımız turu hesaplayalım abi. Şimdi şunu şurada kapattık. Koştum. Koştum. Burada manken var. Bu beni alır. Şimdi bunu kapatsam direkt böyle koşsam olmuyor. Şimdi buradan başlasam kapattım bir. Olmuyor. Geri mi koşacağız acaba? Şimdi bir. Bir. Kapattım, koşuyorum, hayal ediyorum. Koştum. Olmadı. Kapattım, koşuyorum. Bu buradaysa halledebilirim. Buraya koşmama gerek yok o zaman. Kapatsam. Koştum. Buradan gidemeyeceğim. Koştum. Sağa döndüm. Kapattım. Sola döndüm. Olmuyor. Bak üçüncü nerede ya? Şuradaymış. Deneyelim mi be? Ya şu. Şu. Sonra geri dönüp bu. Deniyorum. Hadi. Sonra bu. Niye basamıyorum? Oh! Oğlum bunlar geliyormuş. Tamam anladım. Hadi daha dikkatli şimdi. Dur bakalım ya. Çözeceğiz. Bir senkronu var bu işin ama.
Tamam, üçü de oldu. Bas, bas. Hah, tamam. Ondan önce hareket edince oluyormuş. Biri var orada galiba. O bu arada mankenleri yapan adam da aile resminde olan. Bizim şey değil, memur. Polis memuru değil. Of! What the hell? Oğlum ne geçirdi kafamız o? Eyvah eyvah. Yani canlı çocuk mu? Bu da annemiz izin vermeyecek öyle bir şey dedi. O bizim Will mi? Evet. Incantation'ın arkadaşlar demosunu oynadık. Yaklaşık evet bir saate yakın bir demo oynadık. Tam sevdiğim oyun tarzlarından bir tanesi. Tayvan yapımı. Korku öğeleri çok fazla. Sesler, müzikler dinlediğiniz gibi oldukça başarılı. İstek listeme ekliyor olacağım bu oyunu Steam'de. Geldiği gibi de zaten oynuyor oluruz. Çok iyiydi be. Bitsin istemedim yani bu. 1-2 saatte gidecek oyunlardan bir tanesi. Özellikle şu başta çıkan deli adam var ya, inanılmaz bir karakter yani. Beni benden aldı. Umarım sizlerin de beğendiği tarzda bir korku oyunu olmuştur. Incantation. Bir sonraki korku oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.